Bu yemek oyunlarında burada. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selamlar. Hoş geldiniz. Hemen görüyorlar ve geliyorlar çil yavrusu gibi. Doğru mu? Evet. Niye koşuyorsun oğlum? Of. Acı atıyorum abi. Benim yerime oturmayın. Merhaba. Merhaba canım. Ay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle artık güle oynaya girişleri falan bıraktınız. Direkt evet tartışmayla ya. Falan girer hale geldiniz. Çok gergin başlıyoruz böyle. Yorgunluktan falan mı? Bir şey söylemek ister misiniz? Yoksa artık birbirimizi daha iyi tanıma şansına sahip olduk ve söyleyeceklerimizi de sırayla söylüyoruz mu diyorsunuz? Galiba insanlar birbirlerini tanıdıkça nefret etmeye başladılar artık. Ya biz ekipçe iyiydik ama biz tartışmadık. Evet biz çok iyiyiz ya. Tamam. Unutmayın ki biz ekipçe. Soner. Ya bence artık zaman geçirdikçe yani kimsenin kimseye tahammülü kalmadı evet. Gibi hissediyorum ben. Yani herkes yani birbirinin açığını arıyor. En ufak bir şey yakalarsa yani 10 tanesi 9 tanesi iyi yapsın. O bir tanesi kötü olsun. O bir taneyi çekip alıyorlar. Konu sürekli başa dönüp sarıyor duruyor. Yani kimsenin erkeklerde de yapan var. Kızlarda da yapan var. Kimsenin kimseye tahammülü kalmadı gibi. Ya ben öyle düşünüyorum. Nedir Ozan? Şimdi Burcu Hanım ben öyle düşünmüyorum. Ben tamamıyla oyunlarda kaybedilince gerginliğin ortaya çıktığını görüyorum. Çünkü kaybedilince mecbur birini söylüyorsun. Onu söylerken de sonuçta bir hata, bir eksik ya da bir kusur aramaya çalışıyorsun. O yüzden de bu gerginlikler buradan doğuyor. Sebep ben, arıyorsun yani evet, sonuçta sebep arıyorsun. Tamam. Karşı ekip dün kazandı. Ondan önceki gün onlar da tartışıyordu. Gayet mutlu değildiler yani. Ben onları gördüm. Hepsi Dilara'ya yükleniyordular, geriliyordular. 5 kişi, 6 kişi konuşuyordular. Dün de biz öyle olduk. Bugün göreceğiz. Bakalım kim tartışıyor, kim gülüyor, kim oynuyor. Göreceğiz. Peki tabii isim yazmaktan bahsettiğin için Oğuzhan. Dün bir eleme potasına bir isim istedim sizlerden. Siz Beste'yi söylediniz. Beste'nin onunla ilgili yorumları oldu. Takip ettiğim kadarıyla gelir gelmez. Kendini savunmaya ihtiyacı duydun tabii ki. Dün de savundun ama bugün de devam ettin. Çünkü Ceren'le sanırım aranızda evet, büyük bir gerginlik var. Evet, hala üstüme yüklenildi. Evet. Yeni geldiğim için mi bilmiyorum ama mesela karşı taraf kaybettiği zaman bile birbirine destek oluyor, arkasında duruyor yani. Ama bizde öyle bir şey yok. Direkt üstüme gelindi. Beni kimden seçtiler. Kaynaklandığını düşünüyorsun bunun? Kaybetmenin mi? Hayır hayır yani böyle bir hani diyorsun ya mesela karşı taraf kaybetse bile işte birbirlerine çok yani destek mesela olur. Şu anda da konuşuyorlar biz iyiyiz diyorlar. Bizde öyle bir şey yok yani birbirimizi yükseltmemiz gerekirken düşürüyoruz burada. Modunu düşürüyoruz. Öylece ben daha çok demoralize oldum açıkçası. Tek bir kişinin üstüne geliyorlar sonuçta biz hepimiz kaybettik kaybettiysek. Mesela atıyorum mesela liderin, ekip liderinin mi görevidir bu? Birlik ve beraberliği sağlamak yoksa birer birer ekip arkadaşlarına ilgili olan yorumun mudur bu? Yani Yağız aslında o da en çok o yüklendi galiba bana. Ekip lideri. O sanırım. En çok seni rahatsız eden yorum ondan mı geliyor peki? Evet yapmadığım şeyleri yaptım gibi söylüyor. Onun dışında tabii ki Öykü bu arada geçmiş olsun tekrar teşekkür söyleyeyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Senin de yorumlarını aldık. Sen zaten bize dün iletmiştin aslında. Kimin ismini vereceğini söylemiştin. Biz söylememeyi tercih ettik. Ama sen galiba zaten olsaydım burada Beste'nin ismini verirdim dedin. Az önce de konuşmuştum. Onun da sebebini alayım. Genel anlamda, genel olarak ben bunu değerlendirdim. Biraz daha geri planda kaldığını, biraz daha kabaca olacak, pasif kaldığını düşünüyorum. Hı-hı. Hem oyunlarda hem yemekte olsun. Hı-hı. Yani çok da zaten bir şey söyleyemiyoruz. Biz Beste'ye yorum yaparken de biz kendi aramızda da her şeyi değerlendirip konuşuyoruz. Ama o şahsi veya farklı anlıyor. Belki de biz tanımadığından da olumsuz düşünüyor olabilir yorumlarımızı. Biz direkt hani saldırmıyoruz aslında. Ekiplerin her seferinde oyundan sonra olumlu olumsuz konuşmaları hep yapılır zaten. Doğru şekilde yorum yapıldığını düşünüyor musun peki? Hakkaniyetli mi Oğuzhan'ın lafıyla? Beste yüklenme konusunda mı yapıyoruz? İşte onu demek istedim. Yüklenilmiyor aslında. Hani biz böyle hep konuştuğumuz için alışmışız. Yüklendiğimizi zannediyor bana göre bu arada. Yüklenme yani bu tarz olmuyor aslında. Bizim yüklenmelerimiz daha farklı oluyor. Daha yüksek oluyor. Ya tamam hatamı söylersin ya da yapamadığımda söylersin ama bir dahakine yaparsın dersin, destek olursun. Karşı tarafta öyle gördüm ben mesela. Bu arada seninle ilgili de yorumlar yapıldı. Sen yokken burada konuşuldu. Evet. Senin haberin var mı ya da söylendi mi, bilgisi verildi mi? Az önce konuşuldu. Tamam.
biraz yüksek. Ben hatırladığım kadarıyla önce senin hakkında da konuşuldu. Çünkü yemekle ilgili yemek yaparken her şeyi tek başına yaptığını, işte arkası dönük duşunu yaptı, onu yaptı, orayı koydu mu, suya tuz koydu mu görmedim falan gibi şeyler söylendi. Sen mesela seninle ilgili söylenenle ilgili ne söyleyeceksin? Tamam, ben bunları kabul etmiyorum. Hı hı. Çünkü az çok yemek yaptığım arkadaşlarımız da bilir. Ben hiçbir zaman kendi başıma hareket etmiyorum. Hı hı. Hep söyleyerek, hep birbirimize bir istişare kurarak hareket ediyorum ve Öykü yapmadı hiçbir şey, denilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Yani sana kimse hiçbir şey yapmadın demedi. Sana sadece yanlış yaptın dedik. Sen yanlış anladın ve diyorsun ya arkadaşlık anlamında, bilmiyorum gördünüz mü ama kalkıyor ayağa, bana böyle konuşuyor. Kimse burada ayağa kalkıp benimle böyle konuşamaz, kimse kimseyle de böyle konuşamaz. Kimse, herkes seviyesini ve saygısını bilmeli. Tartışıyorsan bile ben gibi oturduğun yerden tartışmasın. Dilara'nın üzerine yürüyorsun ya, o bir şey yapmıyor ya, ben o değilim ama işte. Tamam. Yani dikkat et biraz. Tamam. Şimdi yine teşekkür ederim bu arada. Şöyle bir durum var, farkındasınız herhalde. Ben kazanan ekiple ilgili bir şey söylemiyorum. Ama bu iki haftadır genel gördüğümüz bir durum. Yenilen ekip arasında hep bir bölünme yaşanıyor, bir tartışma yaşanıyor ilk günden itibaren. Yani ertesi gün kazansanız bile o unutamıyorsunuz ve o kırgınlıklar, kızgınlıklar devam ediyor. Ve dağılıyorsunuz. Dağılma lafını biz burada neredeyse sürekli kullanıyoruz. Genelde Oğuzhan'la ilgili konuşuyorduk böyle, işte dağıldı sizin takımınız falan diye. Şu anda böyle mesela kızlar arasında, kadınlar arasında böyle bir şey görüyorum. Mesela Güneş, sen de şikayetçisin bu durumdan. Böyle dışarıdan bakıldığı zaman da çok, zaten çok değişik ve ilginç geliyor. Siz gün içerisinde bunu herhalde çözersiniz diye düşünüyorum. Çünkü, bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Belki fark etmişsinizdir. Ben önceden biriyle tartışıp araya girmeye çalışıyordum. Hep böyle bir ara bulmaya, birini haklı olana savunmaya. Ben artık sessizleştim çünkü bu durum beni çok yormaya başladı. Hani insanlar sürekli birbirinin açığını arıyor, arkadaşlarım öyle söyleyeyim. Hani böyle iyi bir şey yapıldığında övülmüyor, ufacık biri tökezlese hemen gömülmeye çalışılıyor. Herkes birbirinin üstüne çok geliyor ve ben olumsuzluk sevmeyen bir insanım. Herkes için mi söylüyorsun bu? Genel olarak söylüyorum gerçekten. Sadece ekip ekip diye söylemiyorsun. Yani evet, yani mesela ekip arkadaşları bu üçüncü haftadayız, değişiyor sürekli. Ve yani bir gün arkadaş olan diğer gün hemen bir kavga edebiliyor, bir şey yapabiliyor. Bunlar bana yanlış gelen şeyler ve ben genel olarak herkese mesafe koydum artık. Yani kavga ettiklerinde şuraya araya bile girmek istemedim. Çünkü ikisi de arkadaşım. Peki. Tatsızlığı bir kere kenara bırakıp, ben çünkü elzeme sözüm vardı. Yarın kutlarız demiştim. Sen kutlayabildin mi? Ya maalesef öyle bir durum olmadı. Ha. Olsun, biz yine de içimizde mutluyuz. Yani Oğuzhan'a bu sefer hak veriyorum. 40 yılda bir de olsa. Hangi konuda hak veriyorsun? Bölümler oluyor maalesef yenilen ekiplerin, hı-hı, içinde. Bizim artımız şu oldu, biz yenildiğimizde de bu eksiği yaşamadık. Dilara'nın üstüne gelindi dedi. Biz Dilara'nın üstüne geldiğimiz kadar yanında da olduk, destek de olduk. Dilara da bunun bence farkındadır. Evet. Yani ne kadar ne söylersek söyleyelim, bu hepimizin iyiliği için oldu. Ya herkes kendini çok vererek şeyler yapıyor aramızda. Hı-hı. Tartışmalarımız olmuyor çünkü gerçekten kendilerini veriyorlar. Hani her biri birbiri için mücadele ediyor şu anda. Ben bu takım ruhunu şu anda gerçekten hissediyorum. Geçen hafta hissedemediğim bir takım ruhuydu. Geçen hafta herkes birbirine çok tersti. Bu hafta gerçekten bir takım ruhu hissediyordum. İyi veya kötü, çok güzel geçecekmiş gibi hissediyorum. Güzel, nefis. Evet. Peki arkadaşlarınız senin ekip liderliğinle ilgili ne düşünüyor? Ben hızlıca onu sormak istiyorum. Evet, hızlıca. Teşekkür ediyorum. Bir kadının elindeydi ya, her yer güzelleştiği gibi bizim ekibimiz de güzelleştirdi. Kendisine ekip lideri olun, o bizim ekip liderimiz olduğu için teşekkür ediyorum. Güzel. İnce. Evet. Bence çok güzel bir ekip lideri. Güzel. Dilara? Bu evdeki ilk kadın ekip lideri. Ben o yüzden bunu tebrik ediyorum. Kötü de değil, gayet iyi. Hepimizi destekliyor. Bu arada bir son söylediği şeye bir es vereceğim, bir şey söyleyeceğim. Evet, benim üzerime gelindi. Ama ben de hiçbirini demoralize etmedim. Onlar için çok çabaladım. Kendim potaya girmek pahasına onları potaya sokmak için çok çabaladım. Doğru. Teşekkürler. Peki o zaman Elzem'e sormuşken Yağız'a da hemen sormak istiyorum. Sen ekibinle ilgili ne söyleyeceksin? Burcu Hanım, aslında birçok şey ifade ettim ben ama kısacası şöyle söylemek istiyorum. Ben herkesin yüzüne konuşmayı tercih ediyorum. Beni anlamaları için. Hani yanlış, benim de yanlışım varsa bana herkes söylesin. Ben, evet, açığım her zaman. Bir lider olarak hani ben, biri bana gelip Yağız sen şurada iyi değilsin, bak şunu yap bunu yap, kesinlikle anlayış gösteririm ve evet, nerede hatam varsa ben bunu
düzeltmeye çalışırım. Ama arkadaşlar anlamamayı tercih ediyorlar. Hani ifade ediyorum. Bak böyle... Arkadaşlar derken çoğul kullanıyorsun ya. Besteden yani, mi bahsediyorsun yoksa genel anlamda mı? Öncelik besteden bahsediyorum tamam. Tabii. Ama yani şöyle bir de ben böyle hani ekipte her zaman bir motivasyon olması gerekiyor tabii ki. Hatalarımız olabilir. Bazı konularda becerimiz yetmeyebilir bazı arkadaşların ama hepimiz birbirimize motivasyonumuz olması lazım. İşte eve girdiğimizde selam veriyorum, soruyorum, soru soruyorum. Örneğin öyküye falan. Böyle bir tavırlar, afra, ben kimsenin tribini çekmeye gelmedim buraya, birilerinin afrasını, tafrasını. Durduk yere benle yani duymuyor beni, duymazdan geliyor ne alakaysa. Genel olarak niye böyle dağılıyoruz ben de anlamadım. Ben elimden geleni için yapıyorum. Söyledin, ortaya ben, konuşuyor şu anda. Beste burada izin almadan kimse konuşmuyor bu arada, sana bunu evet. Söyleyeyim. Bir de konuşulan şeyleri herkes önce iyi dinleyip anlamayı tercih etmeli diye düşünüyorum. Öncelikle Beste'nin mesela. Bir şeyler aslında ne için söyleniyor? Bunlara çok dikkat ederlerse sevinirim. Ekibimiz inşallah toparlanır. Çünkü yani eleme potasına daha fazla isim de yazmak istemiyorum. Hı hı. Söylemek istemiyorum. Düzeleceğiz inşallah. Peki. İnşallah. Her ikinize de sorayım bu arada. Mesela ekipleri kurduğunuz için söylüyorum. Ya ben şu kişiyi almasaydım daha iyi olurdu var. Diye düşünüyorum. Şu evet. Kişiyi alsaydım daha iyi olurdu diye düşünüyorum dediğiniz birileri var mı? Hızlıca onları alayım. Var. Beste'yi almasaydım keşke diyorum. Beste'yi almasaydım keşke diyorsun. Evet. Mesela şunu alsaydım dediğin. Yani sıralamaya göre mi? Yok zaten... Hayır şu an. Yani mesela Güneş'i almak isterdim ekibime. Çok daha mutlu olurdum diyorsun. Evet. Elzem sen? Güneş'i vermiyorum. Direkt onu söyledi. Başarılarından dolayı Ceren'i isterdim öncelikle. Güzel yarışıyorsun çünkü. Ben Öykü'yü de isterdim. Yani genel olarak ekibimden memnunum ama artı hala birilerini istiyor gibiyim. Ekibimiz şu anki kuruluğumuz şundan düzeninden çok memnunum. Ama verseydin falan dediğin hani birisi. Verseydin de alırdım Ceren'i falan hani. Güzel olurdu. Mesela benden de şunu mesela vermek isterim dediğim bir şey birisi var mı? Hiç vermek istemiyorum ama hani ilk gözden çıkartacağım insan da hep sen oluyorsun. Ama tabii büyük kayıp senin için. Oyun dengesi için bu arada. Farklı bir durum için değil. Oyun dengesi için. Çok eksiye hani böyle eksiden kastım da senin başarısız olduğunu düşündüğüm için değil. Hani herkes demolize etmemek için büyük çabam var kendin şu an bilirsin. Burada. Yani Ceren'in olmasını isterdim. Ceren sen ister miydin Ersem'in ekip liderinin olmasını? Yok zaten arkadaşlarım orada ama sanırım artık değillermiş. Ben anlamadım Güneş şu an. Az önceki cümlesinde çok kızan çok da bir şey yani. Söyledim, çok da bir şey söylemedim. Ben başka bir şey sordum şu anda sana. Yok yani olmak isterdim. Sonuçta İyi bir arkadaşlarım ekip lideri orada. Olduğunu düşünüyorsun. Ya bence ekip liderlerinde değil ya buradaki olay. Takımda. İyi bir ekip arkadaşı olduğunu mu düşünüyorsun? Evet. Elzem sence iyi bir ekip arkadaşı? Bence de iyi bir ekip lideri. Ben istiyorum ki Ceren mutlu olsun. Sürpriz. Elzem bundan sonra sizin ekip lideriniz Ceren. Yağız sen de Elzem'in ekibinin liderisin. Ben biliyordum böyle. Ben böyle bir şey kabul. Bugünkü sürpriziniz bu. Nasıl ben böyle bir şey kabul ediyorum. Ne oldu bu şaka mı? Ben bir sürpriz gelecek istediyordum. Ekiplerinizi değiştiriyorum. Gerçekten böyle bir şey olacak sandım. Şaka mı? Siz artık rakip ekiplerin boşuna liderlersiniz. Ya. Boşuna sorulmadı zaten o sorular. Ben de biliyordum ben böyle olacağım. İstemiyorum. Ya. İstemiyorum mu? İstemiyoruz. Ben karar verdim. Merhaba Yağız. Bugünkü sürpriz böyle olsun. Ben şimdi sizi baş başa bırakıyorum. Ne konuşacaksınız çok merak ediyorum. Saygı. Oyun alanında sizi bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Az önce övdük ya. Teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.